Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçemi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoyu nereden açıyorum? Çok da her zaman çıkamadım mutfağımın camından arkadaşlar. Mutfak manzaramı sizlerle paylaşmak istedim. Bulaşıkları yıkarken, yemek yaparken izlediğim manzara bu. Bugünkü videoda da bir değişiklik olsun dedim. Buradan başlayalım. Sinamikler coştu arkadaşlar. Bakın orada telgrafım, gelin telleri, karşıda beyaz görünenler hosta. O beyaz görünen şey de televizyonun gelirken getirdikleri. Odunlukta görünce dayanamadım arkadaşlar. Belki bir yıldan fazladır orada ama onu oraya taktım. İçine ya soğan ya sukulent ekeceğim. Çetele bağladım onu. Siz zannediyor musunuz ki bu hatun sadece çiçeklerle uğraşıyor? Hayır tabii ki arkadaşlar. Dün akşam kozmosları çekmiştim, sebze bostanına indim dedim ya. Bunları topladım arkadaşlar. Hülyacığım bak bunları gelmedim bu hafta. Bunun içinde fasulye, bamya ayırmadım daha ayıracağım az sonra arkadaşlar. Domates, biber, pırasa. Bir tane de aşağı aldım. Pırasalarım da yemek yapacak kadar kalınlaştılar. Şükür Rabbime. Verdiklerine her zaman şükrediyoruz. Dilek borları. Emine ablacığımın pasiflorası. Az önce hocamın önündeydim arkadaşlar. Şimdi balkon camına geçtim. Sinanikilerim böyle. Ben bunları burada fide olsunlar diye koydum. Ama o kadar hızlı büyüyen bir tür ki arkadaşlar. Bakın. Geçen kış burada bıraktığım için geçen sene yazın ekmiştim. Yaza çıkarken. Öyle kadar ulaştılar. Burada da yeni yeni gelen güzellikler var. Tabii balkonda. Balkonun bu tarafki camından görünen manzara bu arkadaşlar. Genelde yan taraftan hep video alıyorum. Bu köşeden almamıştım. Bunlar asterler arkadaşlar. Geç kalan asterler gümbür gümbür geliyorlar. Yakında her yeri masmavi yaparlar. Yağmur yağdı, camlar halloldu. 2 gündür yağmur her yeri yumuşattı arkadaşlar. Dün bayağı bir bahçede çalıştım. Keşke o kadar bahçede ot yolup oyalanacağıma gübre çıkartıp getirseydim bu havada ekim dikim yapabilirdim. Şimdi ıslak alana. Dün şöyle gluyor soğanlarından da bayağı bir söktüm arkadaşlar. Yine başlıyor galiba yağmur. Şöyle video çekmeye çıktım. Az önce içerideyken hiçbir şey yoktu. Ben çıkınca durum vaziyet bu. Bakın bu iki garibin saksısını değiştirdim. Kendine layık saksılar koydum arkadaşlar. Hızlı bir yağmur geliyor ama bu erkek güzelini çekmeyelim mi? Her yağmurda uzuyor arkadaşlar. Normal çiçekler. Benimkiden çarpar kaçayım. Bu kız burada uyuyor arkadaşlar. Bakın her geçen gün güzelleşiyorlar. Bunu size gösterdiğimde bir tek çiçeği vardı. Çoğalıyor. Bu da geliyor arkadaşlar. Şöyle. İnanın videoya başladığımda bu yağmur hiç hesapta yoktu. 2-3 dakikada bastırdı.
Ama geçecek galiba arkadaşlar. Melek uğurları açmaya başladılar. Televizyonla birlikte televizyonu koydukları kaptan arkadaşlar, stafor. Böyle burasını cep gibi görünce dayanamadım, bu tepele bağladım. Buna ya sukulent ya da şey yapacağım, taze su. Kışın aşağı bahçeye, tarlaya inmeyeyim diye. Bu da böyle yağmurda bir video olsun. Kelebek çalıları yükselmeye başladı. Bunu bir daha alayım arkadaşlar. Daha bir pembeleşmiş değil mi? Tamamen pembe değil ama. Çok güzel gözüküyor. Ah, sonbahar geldi arkadaşlar. Eylül 1, sonbahar hemen geldi. Sonbahar geldi ama Acem borusunda hala çiçek var. Yakın olsaydık o Acem borusundan bir köylüye dal köklü verebilirdim arkadaşlar. O kadar çok sardı ki her yeri. Gerçekten sinir etmeye başladı. Başka şey ekmeğe yer bırakmadı. Her yerden çıkıyor. Her yerden çıkıyor. Toprağın altını serbest buldu galiba. Yürüyor yürüyor çıkıyor. Bakın sarı kanarya gülü açmaya başladı. Her şey ısınınca da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunun geçen gün bir dalı kırılmış. Şansımı denemek için buraya soktum. Tutar mı bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane de karides soktum. O tutmuş gibi gözüküyor. Artık bu mevsimde hava biraz serinledi arkadaşlar. Tekrar sıcaklar gelmezse ne ekerseniz tutar. Yağmur bunları eğmiş bükmüş. Biraz yukarı balkona çıkalım mı? Belki çekecek bir şeyler, kayda değer buluruz arkadaşlar. En sevdiğim hava 24-26 derece. Bakın arkadaşlar. Güzelliğimi görüyor musunuz? Mor yoncam da güzel. Gerçi bahçede her yer mor yonca dolu. Yerlere, saksıları, her yere arkadaşlar. Düştüğü yerden, değdirdiğiniz yerden çoğalıyor. Kışın da kurumuyor. Üst aksan kuruyor, alt aksan devam ediyor. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Bildiğiniz şeker pembe. Havalar serinledi arkadaşlar.
Bunları nefes aldırmak istiyorum. Ben de söküp yeniden dikmek istiyorum. Ama cesaret edemiyorum daha. Ya kaybedersem diye. Ekmekçi de geldi. Her yerde çıkanlar, şu renk kenarında da çıkmış arkadaşlar. Böyle ağaçları. Bunu çok sevdim, çıtır çıtır. Bunların hepsinin elden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok sıkıştılar çünkü. Bunun çiçeklerini kesmiştim. Ama bu sürekli çiçek açıyor. Yine çıktı, yine çıkıyor. İçi dolu. Rengi de harika. Hayal ettiğim grapto saksıları arkadaşlar. Çok istemiştim bunları. Benim saksılarım da dolu dolu olsun diye. Bayağı doldurdu saksıyı. Jelibonlar sizin deyiminizle. Bu kamp ateşi her tarafı sardı bende arkadaşlar. Altında sukulent bırakmadı. Böyle dolu altı. Çıkartacağım ama nasıl? Yeni bir grapto saksısı kırılan leğene koydum. Bir kamp ateşi daha. O kadar büyük ki. Bakın göl ne kadar az kaldı. Bir avuç bir şey. Dünyanın her neresinden izliyorsanız arkadaşlar, hangi saatte izliyorsanız, beğeniyorsanız, yorum yapıyorsanız, hepinize sonsuz selamlar, sevgiler. Kocaeli Kandıra, Ahmet Acılar Köyü. Bizim bahçeden arkadaşlar. Sağlık ve sıhhatle geçsin ömrünüz. Tüm iyi niyetleriniz kabul olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. İstediğiniz her çiçek sizin olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle.